ki. Ama işte deminki konuya geleceğim Deniz Bey. Müsaade ederseniz şöyle bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir sıkıntı var. Deniz Bey'in dediklerinin hepsi %100 doğru zaten de hep şunu görüyorum. Ben sahada, ben her sosyolojik katmanla işim gereği çok fazla görüşüyorum. Bazı işte bilgiler ulaşmıyor. Ulaşmadığı için, ulaşmama nedenleri de dediğim gibi işte belki çok fazla kanalların da artık şey olmasından dolayı, tarafkir gibi gözükmesinden dolayı vatandaş, Deniz Bey mesela şu bilgisi emin olun bir sürü vatandaşa ulaşsa birilerinde en azından 100 kişiden 5'inde 10'unda fikir değişmeye başlayacak. Ama sürekli ben aynı... Ben bile Afa diyeni duydum. Evet işte aynı kanalları seyrederek, aynı işte biz başka türlü bir dünyayı öğrenen bir kesim var yankı odalarında. Dolayısıyla da bu maalesef çok büyük sorun. Yani şu son 4-5 yıldır bir sürü bilgiye çok ulaşamıyor insanlar. Sabunalmıyor mu insanlar? Kira vermiyor mu? Ya bunalıyorlar ama bunalmayı bakın. Sabunma, meyve sebze almıyorlar mı? Bunalmanın yani nedenini başka şekilde görebiliyorlar. Şimdi siz bu bilgiye ulaşamazsanız. Yani mesela çocuğunun sadece diploma aldığını ama nitelikli bir eğitim almadığını ve iş bulmakta zorlanacağını farkında değil mi? Ya yoksulluğu çok... kanıksadığı için çocuğu da mı yoksul olsun? Yok yani tabii ki öyle değil ama şöyle oluyor. Mesela o bilgi onu başka bir nedenden dış güçler olabiliyor diyor. İşte ekonomik saldırı var diyor. Çocuğun üniversite okumasını, iyi bir eğitim almasını önemsemiyor. Yani bir şey bulunuyor işte. Dolayısıyla biraz daha anlatabilmek. Yani iş bizim için en önemlisi o bence. Yani en azından bu medyanın görevi yavaş yavaş bunu çoğaltırsak. Hani ben sonuçtan yani çözümü bulmaya çalışıyorum. Çünkü gidişatı görüyoruz hepimiz. Bunun çözümü ne olabilir diyoruz. Vatandaşa bunu bundan sonraki seçimlerde, bundan sonraki dönemde yani önümüzde artık başka alternatif yok. Bunları anlatabilmemiz lazım. Bunu da anlatabilmek işte Deniz Bey gibi, sizler gibi insanların bir gün inşallah o sosyolojiye de yavaş yavaş bugün Deniz Bey Karslıysa, Kars'taki dostlarına da arkadaşlarına da daha çok ulaşabileceğim mecraların inşallah olması lazım. Çünkü olmadığında demin dediği gibi Deniz Bey'in Galata meşhurlar var. Yani doğru bilinen yalanlar, yanlışlar var. Siz orada bir şey anlatırken o diyor ki bunun nedeni bu değil ki diyor. Bambaşka bir neden söylüyor. Biliyorum, aslında öyle bir neden yok. Siz de biliyorsunuz. Şimdi bazılarını anlatmak istemiyorum. Ya ben o kadar çok insan, diğer sizin programınızda da, akşam programında da söyledim. Yani o kadar çok insanın ben bu ekonomik sıkıntıdan bunaldığını, bunaldığı için de şu anki mevcut iktidara oy vermeyeceğini 6 ay önce gördüm. Ama konuştum çünkü tepsiyle. Sonra son bir hafta, iki haftada yine aynı kişilerin çok kızgın da olsalar, bunların hepsinin altına imza da atsalar, bambaşka sahiplerle, bambaşka ulaşan bilgilerle ya bir şekilde ne yapacağız? Kızgınız ama verelim. Ya da vermesek de boş atalıma döndüğünü de gördüm. Yani dolayısıyla... Tamam hocam, bu ülkede yaşayan yani sadece 27 milyon, 30 milyon yok. Biz 85 milyon bir arada yaşıyoruz. Evet. O 85 milyonun büyük bir kısmı da çocuğu okusun, iyi eğitim alsın, kendi hayatını kursun, ilerlesin, onun şartlarından daha iyi şartlara kavuşsun diye çırpınıyor, çabalıyor. Sen bu insanların bu imkanı da yani Deniz Kars'tan geliyor, ODTÜ gibi bir üniversitede İstanbul Erkek Liseli bir çocukla aynı eğitimi alabiliyor. Şimdi bu şansı yok bu çocukların. Ya yok bir de gerçekten yok hocam. Bir de çok fazla yok. Üniversite mesela üniversite bu kadar çok üniversite yapıldı. Mesela diploma. Bakın her yer üniversite yapıldı. Bugün Şeref Oğuz çok güzel yazmış. Sözünüzü kesiyorum. Tabii. Diplomayı veriyorsunuz. Eğitim vermediğiniz için diplomalı işsizler oluşuyor. Tabii. Hepsi KPSS kuyruğunda. Aynen öyle. Yani mesela dünyada bu da mesela çok yanlış. Bakın devlet kaçı girecek? Devlet Planlama Teşkilatı diye bir teşkilatımız çocuk vardı. Her şeyi planlardık. Bakın bu kadar çok iktisat mezunu, bu kadar çok işletme mezunun olduğu bir ülke olabilir mi? Almanya'da bakın gelişmiş ülkelere bakın bu kadar çok şey yok. Üniversite mezunu yok. Biz üniversite mezunu konusunda rekor kırıyoruz. Bir tek hayattaki başarımız var ama nitelik yok. Çünkü o kadar çok hoca yok. Apartmandan İşsiz bozma. Bunun KPSS rekor kırıyoruz. Tabii apartmandan bozma üniversite. Bir de bakın ne oluyor? Bu da bir ticarete döndü. Herkes üniversite açıyor. Bir sürü öğrenci o çocuk aile o parayı vermek istiyor. Çünkü hayal kuruyor. Ben okuyamadım diyor. Çocuğum okusun diyor. Bir şey olur diyor. Ama gün sonunda bakıyorsunuz çocuk eğer 4-5 tane nitelikli üniversiteyi bitirmediyse gün sonunda çok şanslı, çok şans, evet şansı yok, iş arıyor. Dolayısıyla da o da paraya, daha çok paraya da. Çok daha büyük paraya mal oluyor. Bir de bunun sadece onunla kalmıyor. İşte bakın evler, parası kiralar. Parası olanın iyi eğitim aldığı bir döneme doğru gidiyoruz. O insanlar da iyi iş sahibi olurlar. Diğerleri de orta bile olamıyor işte. Durumumuz budur. Maalesef öyle. Ve ikide şey oluyor. Asgari ücrete doğru yaklaşan yani? Bir eğitim şey bunu oldu. Bunu kabul ediyoruz. Etmemek lazım. Etmemek lazım ama bakıldığı zaman İşte demin anlattığım konulardan dolayı bunu belki bu kadar çok bilgisi ulaşamadığı için bazı insanlar. Ben gerçekten net bunu hissediyorum. Yani çünkü bakın diyorum ya üniversitede böyle sıkıntılar var, orada böyle sıkıntılar var. Çoğundan yaşayanlar biraz haberdar ama yaşamayanın çok fazla haberdar değil. Ve bambaşka konuları konuşuyorlar ya inanamayacağımız. İşte bir tanesi işte erkek erkeğe evlenecektik Allah korusun. Bu espri yani değil. Derdimiz o evet. Ya bu gerçekten evet. Espri değil yani. Bir sürü insanda
bunları çözemediğimiz sürece maalesef... CHP gelseydi erkek erkeğe evlenecek. Demeyelim öyle de genel anlamda böyle bir başka bir... Yani bakın şimdi demin Deniz Hocam çok güzel bir şey söyledi. Hocam buna da mı inanıyorlar? Ben şöyle söyleyeyim sadece. Bakın çok güzel bir şey söyledi. Oradan ben tüyo vereyim sadece size. Demin dedi ki işte okullarla ilgili karma eğitim konuşuluyor ya. Karma eğitim ne zaman konuşulmaya başladı? Bu kadar çok zam konuşulmaya başlayınca karma eğitim doğru yanlış konusu konuşuluyor. Niye? Kim nereye isterse versin çocuğunu. Ya. Bakın sizin dedikleriniz %100 zaten imza atıyoruz ama bunu niye konuşuldu önemli? Bu ülkede kız sesi var. Bunu niye konuşuluyor? Bu konuşulmaya başladığında karşı taraftan, bakın karşı taraftan şey başlayacak. Ya işte laiklik elden gidiyor falan filan. Sonra zamlar unutulacak. Yani bizim şu anda ekonomi böyleyken tek yapılacak şey. Yok hocam karşı tarafın bir şey yapmasına gerek yok zaten de neyse. Safları şey yaptırıyorlar. Saflar şey olunca da. Maalesef durum böyle. İnşallah bir an önce bunlar, ya biz gerçek sorunumuz bunlar. Yani sizin şu anki konuştuğunuz konular Türkiye'nin gerçek sorunları. Bu gerçek sorunları konuşmamız. Hı hı. Medyanın da bunu konuşması lazım daha çok. 3 milyon lira araba fiyatıyla bu ülkede araba almak da hayal. Araba almak hayal. İyi eğitim almak da hayal. İyi eğitim ilerlemek de ev hayal. Almak bitti. Ev almak hayal. Daha büyük sorununuz ne olabilir? İşte domates almak hayal oluyor gitgide. Gitgide domates almak hayal oluyor. Çünkü tarım da bitirildi. Binmek hayal. Çünkü tarım da bitirildi. Tatil yapmak hayal. İyi eğitim hayal, diploma hayal, geleceğim hayal. Ama peki hayal. Size şunu soracağım. Böyle şey olur mu? Ne kadar hangi, Deniz Bey size de sorayım. Hangi kanallarda ne kadar çok bu konuşuluyor, ne kadar çok bambaşka bunun dışındaki konular konuşuluyor? Dön dolaş 2023 dünyasında insanlar barınma kriziyle karşı karşıya kaldı. Kira. Bu %2 konuşuluyorsa %98 o parti ne zaman şunu yapacak, öbür parti bunu yapacak. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Bu devletin resmi rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun. Cambaza cam, bak cambaza derler ve o şekilde o konuşulduğu için de maalesef. E tamam hocam ya insanlar gayet memnunsa o zaman biz de konuşmayalım ya ne diyeyim ben. Ya insanlar memnun değil ama insanların bakın. Yani bu sorunu ben yaşamıyorum yani. 3000 lira kiradan şu anda evden çıkmak zorunda olan insanın, çocukları okuyan, kendi sadece çalışan insanın aldığı maaş kadar kira vermek, hatta onun da üstünde kira vermek zorunda kalması... Büyük bir barınma sorunudur, büyük bir risktir. Bunu herkesin görmesi evet. Gerekir. Bu nedeninin aslında şu olduğunu görmek ben lazım. Ben bununla mutluyum diyorsanız buyurun mutlu olun. Ben bunu, ne diyeyim yani? Bunun nedeninin şu olduğunu görmek lazım. Aslında TOKİ'nin görevi konut yapmaktır. Ben yıllardan kimseyi eleştirmek için söylemiyorum. Acil çözüm bulunmazsa insanlar çok yaralacak diye söylüyorum. İyilik yapıyoruz. Evet. Bir de bunun sosyal sıkıntısı da olabilir. Evet bakın, işte. Yani bunu herkese yani şey diye düşünmesinler birileri. Ya bizim tuzumuz eleştirmek kuru. Eleştirmek için söylemiyorum bunu. Bizim yani tuzumuz böyle bir sorun kuru, var diye soruyorum. Biz rahat yaşıyoruz diye de düşünmesinler. İnsanlar bu kadar çok. Bakın bir ev vardı. Bu ciddi gerçek hikaye. Adam evini boşalttı yıktırmak için kentsel dönüşüme sokacak diye. Bir ay içerisinde 3 tane dairesine 3 tane ayrı vatandaş içine girdi yaşamak için. Elektriği yok evin, bakın suyu yok, hatta camları bile yok. 3 tane ayrı insan, aile yani içine girdi yaşamak için. Çünkü doğru. Sorduğumuzda yer yok diyorlar. Nerede oturacağız? Yıkılana kadar burada oturayım diyorlar. Yani böyle ciddi bir sorunların olduğu bir dönemdeyiz. İşte